Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'nin başarılı geçmesini, kurumumuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir dedi. Erdoğan, 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış. Yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Milletçe göğsümüzü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp, daha büyük hedeflerle başladığınız 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir. 2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişinizi gelecek vizyonumuzun anlamlı bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, uzaya fırlatılan ilk Türk astronot olarak tarihe geçecek. Mersin'in Silifke ilçesi doğumlu olan ve her fırsatta Yörük olduğunu belirten Gezer Avcı'ya, Yörükler Narlıkuyu mahallesinde bir araya gelerek uğurlama programı düzenledi. Ellerinde Silifke'mizin gururu Alper Gezer Avcı ve Yörük çocuğu uzaya gidiyor yazılı dövizleri taşıyarak Gezer Avcı'ya destek verdi. Florya'dan yapılacak fırlatma işlemi sonrası Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecekti. Ancak uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da yer alacağı, Axiom 3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Fırlatmanın yarın gece Türkiye saatiyle 00:49'da yapılması planlanıyor. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle ertelendiği iddia edildi. Bu adımla birlikte Türkiye'nin 2021'de ilan ettiği Milli Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşılacak. 10. ve son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Albayımızdan gururluyuz, mutluyuz. Allah sağ selim gitmeyi nasip etsin. Ever. Because as a country we were completely out of this field. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde taşıdığını tespit ettiği bir kamyoneti durdurmak istedi. Kamyonetin sürücüsü Ramazan Şeh, narkotik polislerinin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kamyonet kaçtığı sırada önündeki otomobilin de kaçtığını ekipler fark etti. Kovalama sonucu kamyonet ve otomobil Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durduruldu. Durdurulan kamyonetin içerisinde çuvala yerleştirilmiş 5 pakete toplam 7 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan 5 kişi de adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin polisinin yaptığı çalışmada terör örgütü PKK-KCK'ya üye olmaktan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp tutuklandı. Alınan bilgiye göre Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2019 yılında Suriye sınırında silah ve mühimmatlarıyla birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalanan, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan yabancı uyruklu TŞ'nin adresi tespit edildi. TEM ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü şahıs yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekipleri Mezitli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda iki şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takip alan jandarma düzenlediği operasyonla şüpheli şahısları yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ocak 2024 tarihinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan iki işçi menenjit şüphesiyle Mersin'de hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan işçilerin ikisi de hayatını kaybetti. İşçilerden birinin menenjit teşhisiyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer işçi de menenjit şüphesi olduğu ancak kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilemediği açıklandı. Akkuyu Nükleer AŞ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, kurumun iş güvenliği ve personel koruma uzmanlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da gerekli denetimleri gerçekleştirdi. Proje çalışanlarının yaşadığı kamplarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak tüm çalışanlara temel sağlık hizmetleri sağlamak için yeterli sağlık merkezleri bulunduğu ifade edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin girişinde bulunan limana giriş çıkış yapan ağır tonajlı araç ve tırlar için önem arz eden liman yolunda çalışma başlattı. İsmet İnönü Bulvarı liman yolu güzergahında Turgut Özal kavşağından istasyona dönen yol arası 2500 metrelik kat üzerinde yol yenileme çalışması yapılıyor. Ekipler ayrıca Abide Kavşağı üzerinde kavşak düzenleme çalışması da yapacak. Çalışmayla Abide Kavşağı etrafında şerit sayısı 3'e çıkarılacak. Tır trafiğinin risk teşkil etmemesiyle birlikte can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla orta refüjler tamamen kapatılırken liman B kapısından tırların sadece çıkışı olacak. Liman B kapısından çıkan tırların Turgut Özal kavşağına ulaşımı ise ekipler tarafından yapılan yan yoldan sağlanacak. Abide kavşağından dönüş ağır tonajlı araçlar için saat 23 ile 05 arası olacak. Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından bölgeden yardım elini çekmeyen Tarsus Belediyesi yeni bir yardım tırını daha deprem bölgesine gönderdi. Soğuk kış günlerinde Hatay'a giden Tarsus Belediyesi tüm birimleriyle birlikte konteyner ve çadır kentlerde kalan vatandaşlara destek oldu, yardımları tek tek ulaştırdı. Depremin yaralarını sarmaya 6 Şubat tarihinden itibaren devam eden Tarsus Belediyesi, Sosyal Hizmetler Birimi ile bölgede yer aldı.
Ekipler yardım malzemeleri dolu olan tırla depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçları arasında olan yatak, ranza, battaniye, giyecek, hijyen malzemesi, gıda, bebek bakım seti ve elektrikli ısıtıcıyı ulaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, deprem bölgelerimize desteğimiz her daim sürecek ifadelerini kullandı. Tarsus Belediye'mizin ve özellikle Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın deprem bölgesine yapmış olduğu yardımlara aynen devam ediyoruz. Bugün Hatay'da Kuzeytepe Mahallesi'ni, aynı zamanda Güzelyalı diye bir mevkiyi ziyaret ettik. Arkamda gördüğünüz çadır kent, insanlar gerçekten mağdur durumda. Belediyemizin hazırlayıp yüklediği malzemelerin tamamını burada ihtiyaç sahiplerine birebir kendi ellerimizle dağıttık. Ve insanları yine de buraya yardıma davet ediyoruz, çağırıyoruz. Başkanımızın yardımları hız kesmeden devam edecek. Akdeniz Belediyesi'nin sektörde kaliteli iş gücü oluşturmak ve sektörün ihtiyacını karşılamak amacıyla alanında uzman insan kaynakları profesyonellerinin de bizzat katılarak yüz yüze eğitim verdiği insan kaynakları profesyonelleri kursu sona erdi. Ve Akdeniz Belediyesi işbirliği oldu. İnsan profesyonelleri yetiştirmeye yönelik eğitimler düzenlediğimizde sizlerle paylaşmak istiyorum. Akdeniz Belediyesi, Mersin İşkur İl Müdürlüğü ve Profesyonel İnsan Kaynakları Platformu işbirliğinde insan kaynakları profesyonel eğitimi gerçekleştirildi. Buluşmada söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, birçok ilke imza attıklarını belirterek verilen eğitimin Türkiye'de ilk kez İşkur, yerel yönetim ve özel sektör işbirliğinde bir ilk olduğunu vurguladı. İşkur müdürümüz Türkiye'de bir ilk dedi. Benim için bir ilk değil, ben ilkleri yapan bir adamım zaten Akdeniz'de devamlı. Sıkıntı yok o yüzden. Birçok ilki yaptık. Bunlardan bir tanesi de bu. Geldiğimiz günden beri Akdeniz'in o üstündeki kara bulutları dağıttık. Artık Akdeniz vizyonunu açtı ve hızlı bir şekilde yolunda ilerliyor. Gençlere ve kadınlara yönelik çok fazla yatırım yapıyoruz. Çünkü Akdeniz'in gençlerinin bunlara ihtiyacı var. Tabii burada İşkur Müdürlüğümüzün Türkiye'de ilk kez yaptığı bir olay bu. Ama bunun yanında işte platformun da önemi var. Platform da bu konuda gerçekten yetkin arkadaşlarımızla ve hocalarımızla 647'yi 26'ya düşürmüşler. Tabii bu 26 sınavdan sonra da sertifikasyonlarını almış. Amacımız ne? Mersin Akdeniz ilçesi limanıyla, organize sanayiyle, serbest bölgesiyle Türkiye'nin önemli ilçesi. İstedik ki Akdeniz'de gençler ve kadınlar ön plana çıksın ve dolayısıyla eğitime çok önem verdik. Kursiyerlerimize, öğretmenlerimize, tabii ki çok değerli iş adamlarımıza sesleniyorum. Burada işte size insan kaynakları eğitimini profesyonel almış gençlerimiz var. İnşallah onları istihdam edersiniz diye düşünüyorum. Konuşmaların ardından insan kaynakları profesyonel eğitimini başarıyla tamamlayan geleceğin insan kaynakları uzmanı gençler törenle sertifikalarını aldı. Tamam. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yenişehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Başkan Abdullah Özyiğit'e inanç merkezleri ve sivil toplum kuruluşları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İnanç merkezleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaretlerinde adaylığından dolayı tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Yeni bir dönemle ilgili daha bize bir görev verildi. Çok teşekkür ederiz. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özyiğit, kentimiz ve hemşerilerimiz için hep birlikte emek vermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar, final haftasında kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek sınav öncesi moral verdi. Var mı bizler isteriz? Her şey var. Tamam. Evet, seneye kursa gitmeyi düşünüyorum 4. sınıfta. Şu an 3. sınıfım. 4. sınıfta bir İngilizce kursuna gitmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.
İyi çalışmalar. Kütüphanede ders çalışarak finallere hazırlanan öğrencilere simit ve çay ikramında bulunan Profesör Doktor Erol Yaşar, onlarla bir süre sohbet ederek sorunlarını dinledi. Final döneminde öğrencilerin kütüphanede 24 saat çalışmalarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Rektör Erol Yaşar, yakın zamanda kütüphanenin kapasitesinin de artırımına gideceklerini kaydetti. Öğrencilerimizle birlikteyiz. Final döneminde biz öğrencilerimizin kütüphanede 24 saat çalışmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de gördük ki kütüphanemizdeki tüm öğrencilerimiz, yaklaşık 400 civarında bir öğrencimiz çalışmakta. 12'ye kadar ve 1'e kadar yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Bir kısım arkadaşlarımız, öğrencilerimiz yurda dönüyorlar. Ama kalan arkadaşlarımız hem grup çalışması olsun hem de tek çalışma olarak, bireysel çalışma olarak da saat yaklaşık 6'ya kadar burada kaldıklarını biz aldığımız bilgiler doğrultusunda takip ediyoruz. Biz öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Bunun için de burayı hem sorunları dinlemek hem öğrencilerimizin istek ve arzularını anlamak için buradayız. Kütüphane kapasitemiz 500 civarında yaklaşık olarak. Biz bunu 700 kişi civarında bir kapasite arttırmak için uğraşıyoruz. Tabii ki biz yeni bir kütüphane binamızın olması için de gerekli araştırmaları ve çabayı gösteriyoruz. Yakın bir zamanda da bununla ilgili adımlar atacağız. NİDRTV ekranlarında yayınlanan Nil Sezer'le Perspektif programına Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ konuk oldu. Ben 5 yıldır mecliste her yaptığım konuşmada halk siyasetin üzerindedir dedim. Gerçekten de öyle, halk siyasetin üzerinde. Siyaset sorunların çözüm yeri. Eğer o sorunu sen siyasetçi olarak çözemiyorsan sorunun bir parçası olursun. Bu da kötüye götürür, halka zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden neden istifa ettiği sorusunu cevaplandıran Bozdoğan, bağımsız aday olabilmek için partisinden istifa ettiğini dile getirdi. Ben çok azimliyim, çok iyi de çalışacağım. Çünkü halkım beni tanıyor. Halkım beni yeni tanımadı. Ben 36 yıldır hayatımda tatil yapmadım. Dedim ya, en büyük özlemim çocuklarımla bir saat oturup yemek yiyebilmek ve bunu başaramadım. Kızım İstanbul'da. Evet. Çok nadir yanında görebiliyorum. Keşke oturabilsem bir saat, iki saat yemek yiyebilsem. Yani buradaki birilerinin yaptığı yanlışları tüm genelde partiye yansıtmamak gerekir. Yani ben partimden evet istifa ettim ama bağımsız aday olabilmek için başka çarem yoktu. Bağımsız Büyük Tarsus hareketini değerlendiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın ben partime değil halkıma güveniyorum dedim. Büyük Tarsus hareketi bizim ses için çok önemli. Projeler, bu Büyük neler? Tarsus hareketi özellikle sahilin tamamen bitirilmesi ciddi bir projedir. Bunu bir an önce bitireceğiz. Biz mesela merkez hükümetin yapmadığı sağlık ocaklarını yapıyoruz. ASM'leri yapıyoruz. Sayıları artıracaksınız. Daha fazla artıracağız. Aynen. Onları daha sağlıklı yerlerde muayene olmalarını sağlayacağız. Kreş sayıları daha çok artacak. Yani bunlar yapılacak olan şeylerden daha fazlası. Aslında Tarsus'un il olması şart. Bu neden? Tarsus lobisini ortaya koymak zorundayız. Çünkü neden burası, il olmalı? Neden il olmak zorunda? Çünkü hak ettiği bu. Bugün 500 bine dayanan bir nüfus var. Tarımdaki başarısını görüyorsunuz. Sanayideki başarısı ortada. Türkiye'de hiç böyle bir lojistik merkez gördünüz mü? İkinci bir bölge sadece Marmara var. Evet. İkincisi Tarsus'un bulunduğu yer. Yarın havalimanı açılacak. Ona da çok üzülüyorum. Çukurova Havalimanı diyorlar. Hayır. Tarsus Havalimanı burası. Niye Dalaman diyorlar da Tarsus diyemiyorlar? Efendim ilçe diyemeyiz dememeleri lazım. Kavgasız, dövüşsüz. Bütün adayları yan yana koyaraktan, güzel bir tartışma programı düzenleyerekten bu işi başarmaları, güzel bir demokrasi şöleni olması. Biz bu konuda evet herkes iddialıdır ama biz daha iddialıyız. Çünkü ne yaptığımız ortada. Talaş, odun ve ağaç atıklarından elde edilen paletlerin yakıt olarak kullanıldığı palet sobalar son yıllarda vatandaşların tercihleri arasında yerini alıyor. Evet.
Özellikle ev, hobi bahçesi, dağ ve bağ evlerinin yanı sıra iş yerlerinde kullanılan sobalar ekonomik, çevreci ve modern görünümüyle de ilgi çekiyor. Dünyanın birçok yerinde köy evleri ve ofisler başta olmak üzere birçok alanda yaygın şekilde kullanılan sobalar, doğal gazın bulunmadığı yerlerde odun ve kömüre göre zahmetsiz ve ekonomik seçenek sunuyor. Yakıt sonrası kül ve dumanı az çıkan soba yeni nesil soba olarak dikkat çekiyor. Palet sobası diğer alternatiflere göre ekonomik olduğu için birçok kesim tarafından tercih ediliyor. Dünyada yaşanan enerji krizi sonrası palet sobaların önümüzdeki yıllarda öneminin daha da artması bekleniyor. Palet, sıkıştırılmış çam talaşının sıkıştırılarak, preslenerek üretilen bir çeşididir. Külü, dumanı özellikle çok azdır ve bizim de sobamız bu özelliğiyle ön plana çıkmakta. 100 kilogram yanan bir peletin sadece 1 kilosu kül olarak çıkmakta ve bu peletin 99 kilosu yanarak ısıya dönüşmekte ve evimizi ısıtmaktadır. Külü çok az, dumanı çok az, tamamen havayla çalışan, elektrik aksamı olmayan bir çeşittir. Bağ evlerinde, dağ evlerinde, kafeteryalarda, köy kıraathanelerinde, köy kahvelerinde, hobi bahçelerinde, kış bahçelerinde ve konutlarda, evlerde tercih edilmektedir. Bunun en önemli özelliği kolay temizlenebilir olduğu için ve kolay yandığı için ve çok da güvenli ve zehirleme riski olmadığı için kömür sobaların artık yerini almakta. Hatay'ın Payas ilçesinde afetzede kadınlar, belediye kurs merkezinde Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş kilim motiflerini kurulan tezgahlarda yaşatıyor. Kahramanmaraş merkezi depremler sonrası ağır hasar alan Hatay'da yaralar sarılıyor. Payas ilçesinde depremzede kadınlar, belediyenin PAMEK kurs merkezinde açılan kilim dokuma kurslarında ilmik ilmik halı dokuyorlar. Usta öğreticiler tarafından verilen eğitim sonrası dokuma işlemine başlayan kadınlar, kaybolmaya yüz tutmuş yöreye özgü motiflerin halı ve kilimlere işlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor. Afetzede 24 kadının halı dokuduğu kursta kadınlar, gelecekte maddi gelir elde edebilecekleri bir meslek öğrenmiş olacak. Usta öğretici Ayla Türkmenoğlu, 24 kurs yerimiz var. Burada kadınlarımız hem iş öğrenip meslek ediniyorlar hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar dedi. Kilim kursunda 24 kurs yerimiz var. Burada hanımlar hem iş öğrenip meslek ediniyorlar hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Adana'da ortaokul öğrencileri bu sene kentte düzenlenecek Teknofest'e yönelik koreografi yaptı. Merkez Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri Adana'da Gelecek Sensin mottosuyla gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest için okul bahçesinde koreografi hazırladı. Bedenleriyle Milli Muharip Uçak Kağan'ın figürünü oluşturan öğrenciler Türk bayrakları eşliğinde Teknofest Adana yazdı. Çocukların koreografisi drone'la görüntülendi. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yukatel Adana Demirspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta seri penaltı atışları sonucunda 24 Erzincanspor'a 7-6 mağlup olarak kupaya veda etti. Maç sonu Adana Demirspor teknik sorumlusu Cengiz Hoşfikirer açıklamalarda bulundu. İstediğimizi alamadık. Genellikle bir arada az oynamanın vermiş olduğu bir uyumsuzluk yaşadılar. Talihsiz bir gol yedik. Golün arkasına attığımız bir gol var. Net gol çünkü tekrarından da baktık. Offside falan yok. Ayrıca bir penaltı pozisyonumuz vardı. O da es geçildi. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Ben uzun yıllar futbolun içerisinde olan biriyim. İki yan hakem bir defa koşarken pozisyon hatası yapıyorlar. Ya bir hakem sprinter, 100 metre yarışmacısı gibi kafasını öne eğip koşmaz. Hakem koşarken sahayı görür. 3 tane offside kaçırdı. Allah'tan bir şey olmadı. Penaltılarla uzayan maçlarda bizim aleyhimiz olan bir şey oldu.
artık tebrik etmekten başka bir çaremiz yok.